Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Altınkum plajına 800 metre mesafede size lüks bahçeli dübleksler tanıtmaya geldim değerli arkadaşlar. Mini bir sitedir burası. Toplamında 20 adet villadan oluşuyor. Yani ikiz villadan oluşuyor. Değerli arkadaşlar, geniş bir peyzaj alanı var gördüğünüz üzere. Güzel de bir yüzme havuzu var. Havuzdan çıktığın zaman duş yerlerimiz falan var. Kamera güvenlik sistemleri var. Bekçisi var. Aidatlarını da hemen söyleyeyim, siteyle ilgili bilgilendireyim değerli arkadaşlar. Burada aidat değil de yıllık ödemesi yapılıyor. Nasıl yıllık yapılıyor? Genelde alanlar yazlıkçılar olduğu için sezondan sezona ev başı 6000 Türk lirası ödüyor değerli arkadaşlar. Yani 6000 Türk lirası yıllık masrafları var. Tabii hemen şöyle Sinan kardeşim göstersin. Burayı İpek ablamıza satmıştık. Zaten pergüle falan yaptı işte. Bayağı güzel yaptı. Tabii Sinan'dan ricam şöyle bir havuz alanını da göstersin. Yani yerleşim alanını, peyzaj alanını göstersin. Her evin kendine özel otoparkı var değerli arkadaşlar. Her evin kendine özel otoparkı var. Tabii burada yaklaşık 6-7 tane satılıktır. Biz bir tanesini tanıtacağız değerli arkadaşlar. 3 oda, salon, açık mutfaktan oluşuyor. Tabii böyle gördüğünüz üzere mesela demin söylediğim gibi İpek abla ön taraf veranda alanı kapalı alan yaptı. İstenilirse siz de yapabiliyorsunuz. Böyle bir veranda alanını cam balkonla kapatıp hem kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz hem de yaşam alanı yapabilirsiniz. Tabii çim alanına geldiğimizde şu an görmüş olduğunuz gibi bu alan, bahçe alanı bize ait. Tamamen size ayrılmış bir şekilde. Tabii bölmeleri de limon çamlarıyla yapmış. Bir sene önce bunlar daha ufaktı. Şimdi bayağı da yükseldi. Tabii budanması lazım. Birinci kata baktığımız zaman hepsi yarım mat kalabodurla döşenmiş. Yani dış cephesi montalama sistemi gayet de güzel bir şekilde tasarlanmış. Dediğim gibi her evin kendine özel otoparkı var. Bu evimizin de otopark alanı bu. Yan komşumuz arabanın üstünü, altını, kenarını yapmış gördüğünüz gibi. Tabii siz isterseniz aynı şekilde yapabilirsiniz. Zaten kamera kayıt sistemleri falan hepsi hazır. Altyapısı hazır. Arka tarafta da gördüğünüz üzere bir bahçe alanımız var. Tabii bu arka tarafı da büyütebilirsiniz. İmarlı, iskanlı, kat mülkiyetli hiçbir sıkıntısı yok. İstenilirse çıkmamız var zaten. Buraya bir vestiyer alanı da yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabii ben şu anda çelik kapının önüne geldim. Onu sizlere anlatayım. Çelik kapımızı açtığımızda değerli dostlar böyle mutfak kısmına giriyoruz. Aslında çelik kapıyı bu tarafa koymuşlar. Mutfak kısmına giriyoruz. Hemen böyle bir vestiyer alanımız var gördüğünüz üzere. Ayakkabılık, elbise asma yerimiz, dolabımız bu şekilde. Sinan'ı hemen içeri davet ediyorum. Çelik kapımızı kapattığımızda yazlık bölge değerli arkadaşlar. Yani bu şekilde projesi. Buzdolabı buraya düşünülmüş. Çimston tezgahımız mevcut. Siyah granit evyemiz mevcut. Evyenin karşısında gördüğünüz üzere çift açım penceremiz mevcut. Gayet kullanışlı bir mutfağa sahip. Burada fırın, set üstü ocak, damlu baz yerimiz var. Burada da mini ada mutfak tarzında yapılmış değerli dostlar. Salon kısmına geçtiğimizde yani ben aslında çelik kapıdan girmek zorundaydım. Çünkü sürgülü kapıda versem videoda bir şey anlaşılmayacaktı. Buradan da havuz başına çıkabiliyorsunuz, bahçeye çıkabiliyorsunuz. Dediğim gibi 800 metre Altınkum Halk Plajı'na mesafesi var. Veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Buradan da bahçeye çıkış için tek kanıtla kapı verilmiş. LED ışıklar, spot lambalarımız var. Gayet de güzel. Aslında Sinan'dan ricam böyle gelse, mutfağı tekrar böyle kadraja alabilirse gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Değerli arkadaşlar, dübleks daire 3+1 açık mutfaktan oluşuyor. Hemen üst kata çıkmadan önce şöyle bir merdiven altında hem banyo alanı yapmış, duş telefonunu koymuş, dispreli, tuvalet alanı, Hilton dolabı. Burada çok rahat bir şekilde duş alınabiliyor. Birinci kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Birinci katta çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerinden basamaklarımız yapılmış. Merdiveni aydınlatmak için çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece şık model. Hiç oturulmamış bir yerden bahsediyoruz. Şimdi üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gene 120-60 porselen seramik döşemesi yapmış. Hemen birinci yatak odasına geçelim. Birinci yatak odasına geçtiğimizde çamsanın laminat parkesi var. Odaların renkleri böyle bej renk boyalar kullanılmış. Ön tarafta yine Fransız balkonumuz var.
Fransız balkondan ziyade hemen burada ön tarafta da bir balkon alanımız var. Odanın içerisinde havuz manzaralı. Havuzu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi kat mülkiyetli, iskanlı panjur sistemleri var. Sineklik sistemleri var. Balkonu da şu şekilde göstermek istiyorum. Hemen balkon kısmımızı da görelim. 20 adet villadan oluşan güzel bir siteden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Peki burada yaşayanlar kimler? Ben ki bizzat kendim burada 4 tane villa satmıştım değerli arkadaşlar. 20 adet vardı. Miraç Emlak olarak 4 tanesini sattık. Hatta Mehmet abi şu anda bahçe çimlerini biçiyor. O da bizim müşterimiz. Sağlıklı çalışıyoruz, güzel çalışıyoruz. Mutlular değerli dostlar, mutlular. Tabii birinci odamız bu şekilde, hemen ikinci yatak odasına geçelim. İkinci yatak odasına geldiğimizde gayet geniş kullanışlı odalarımız var. Hem havuza cepheyiz, hem yola cepheyiz. Müstakil girişliyiz değerli arkadaşlar. Fransız balkonumuz var gördüğünüz gibi. Burada da ufak bir balkon alanımız var. Atlatmadan söyleyeyim, yani her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Odalarımız gerçekten geniş ve büyüktür. Şimdi ikinci odayı tanıttıktan sonra ikinci banyomuzu tanıtalım değerli arkadaşlar. İkinci banyonun içerisine geldiğimizde banyo çok rahat. Çok güzel bir banyo yapmışlar. İşçiliği de kaliteli bir şekilde yapmışlar. Ahşap görünümlü seramikler düşünülmüş. Tek kabinli cam yapıştırmış. Çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı, çamaşır makinesi yeri, üstünde termosifon yerini hazırlamış. Ahşap görünümlü Hilton dolabımız var, led aynamız var. Nişler konulmuş, gayet güzel, gayet kullanışlı bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi burayı tanıttıktan sonra üçüncü yatak odamıza giriyoruz. Sanırsam pencere kapalıydı Sinan, biz bunu unuttuk mu, açamadık mı? Açabiliriz belki de. Şöyle üçüncü yatak odamızda gayet iddialı, geniş, güzel bir oda değerli arkadaşlar. Panjurda bir sıkıntı var çünkü bir senedir ki kapalı kaldı, yeni satışa sunuldu değerli arkadaşlar. Şimdi karanlık ortamdan çıkalım, hemen diğer odamıza geçip videomuzu bağlayalım. Değerli arkadaşlar, Miraç Emlak olarak biz çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden geldikçe siz değerli müşterilerimize yeni portföylerle karşı karşıya gelmeye çalışıyoruz. Tabii fiyatları siz de biliyorsunuz. Altınkum'daki arsa fiyatlarını siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Tabii şu anda müthiş bir konseptteyiz. Güzel bir konseptteyiz. Yani 20 adet villadan oluşan nezih bir yerdeyiz. Videonun içerisinde de söyledim. Burada çoğu müşteriler, yani ev alanlar genelde yurt dışında, Almanya, İngiltere, Fransa gibi yerlerde oturan insanlar. Bunlar yılda işte 20 gün, 1 ay, maksimum 2 ay tatil için geliyorlar. Güzel bir konsept. Siz de yerinizi almak isterseniz tam aradığınız yer değerli arkadaşlar. Tabii fiyat olarak da şimdi merak ediyorsunuz, hemen fiyata da geçelim. Değerli dostlar, buradaki fiyatlar, yani liste fiyatları 250 bin euro. Değerli dostlar, yani 250 bin euroya bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Peki ya biz Türkiye'deyiz, bizim euro ile ne işimiz var? Gerçek TL üzerinde kur değişiyor biliyorsunuz. Yani bugünkü güncel kurdan baktığınızda 6 milyon 200 bin TL'ye tekabül ediyor. Yani 6 milyon 200 bin TL'ye bu güzel evlerden birine sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.